Arkadaşlar tadilatta ikinci gün size söylemiştim. Dedim eğer bir işi kalkarsam yağmur yağar. Yağmur yağmaya başladı. Bu ince ince muşambalarla kapattım ama bunlar da rüzgardan uçuşup gidiyor. Her kulun bir sınavı varmış. Benim sınavım da yağmurda. Selamünaleyküm arkadaşlar. Elmaslı Günler'e tekrar yeniden hoş geldiniz. Bugün tadilatın ikinci günündeyiz. İnşallah doğru hatırlıyorum da ikinci gün, ikinci bu alçının ikinci katı bitti. Bizim evin üstünde arkadaşlar normal betondan sonra bir de yalıtım varmış, o yüzden kuruması gecikiyormuş. Gelen arkadaş öyle söyledi, eğer dedi sadece beton olsaydı abla dedi şimdiye kadar çoktan kurumuştu dedi. İkinci kat bile artık üçüncü katı yapıyor olurdum dedi. Tabii bu bir taraftan iyi yalıtım, bizim evimiz kışın sıcak. Yazında serin olabiliyor. O yönden şanslıyız ama işte şimdi biraz bu kurumayı geciktiriyormuş. Şimdi şöyle bakın, Noyan'da hemen boş evi buldu. Önüne de bir tane top koyduk. Çok merak ediyor, yukarıdan hep boşaldı ya. Ne oluyor diye çok merak ediyor, evet. Bütün eşyaları böyle. Bu ince poşetler uçuşuyor arkadaşlar. Bana çok sıkıntı verdiler bugün. Örttüm, yağmur yağdı üzerine. Bayağı moralim bozuldu. Şimdi ben size şunları göstereceğim. Bu akşamki benim vazifem buraları kaldırmak. Çünkü sağ olsunlar evi ilk yapanlar astar boya atmadan direkt boyayı vurmuşlar. O da en ufak bir dokunuşta bile sıvının dökülmesine, boyanın dökülmesine, kalkmasına sebep oluyor. Şimdi yerleri şöyle bir temizliyorum. Ya arkadaşlar benim baş belam yine geldi ya. Çok pislenecek. Nasıl öpeceğiz şimdi bu boyama? Dur göstermek için. Yeni biraz oldu. Oğlum değirmendi mi artık? İyi, kamerada belli olmuyor ama bayağı beyaz olmuş. Baya değirmendi mi artık çocuğum sen de saçlarını? Şey sileriz ya. Girdiğini. Baya. Baya kalk. Şapşal ya. Anne geliyor arkandan. Balkona çıkacaksan kapıyı kapatalım. Doğal yaşamda bir Noya. Arkadaşlar şimdi biz bu yerleri ben fırçayla yapmıyorum. Araba fırçasıyla yapmayacağım. Çift bas yapacağım. Çünkü araba fırçasıyla yaptığımız zaman havalanıyor. Sonra her taraf toz oluyor. Zaten evdeki kadar toz oldu. Çek bas fırçadan daha çok çekiyor mu? Dibinden daha güzel oluyor değil mi? Bu şekilde çekebildiği kadar usta yokken şöyle bir ilk temizleyeceğim. Biraz önce söylediğim gibi temizliğim ikinci gün. Farklı aşamalarda videolara devam ediyorum. Umarım da çek bası gözetliyor. Yemel çok uslu. Nasıl güzel hatırlıyor. Nazar değecek çocuğuma diye korkuyorum ya. Senin oğlun nesine nazar değsin? Oh. Şahin olacak. Orada en kısa zamanda Noyan Fan Club isimli bir Instagram sayfamız olacak. Annem buraları koyarsa reklam yapayım. Dünden beri full yukarı katlarda. Çok merak ediyorum ne oldu. Poşeti koyuyor, çekeyim dedim de geç kaldım. Her şeylerim ya bu şekilde hayatta gezinmez normalde. Değişik şeyler var. Yukarı katta sadece odalara girer, kutu köşeye yatar. O yüzden kullanıyor üst katı. Şu an bayağı avcılık peşinde. Noyan. Ses verme, ses verince yapmayın.
Kapıyı açınca çığlık atıyor genelde. Bakalım atacak mı beni? Noya? Tekrardan selamlar arkadaşlar. Tadilatın 4. günündeyiz. Şu şekilde bu odanın saten alçısı, zımparası bu odanın bitti. Şu köşeye henüz erişim sağlayamadık. Kızımın kitaplığı oda böyle sarılmış vaziyette. Burası da bitti. Artık yavaş yavaş boyama aşamasına geçeceğiz. Bu mutfak kısmı da bitti. Süpürgelikleri de söktük. Oğlumun ekibi söktük. Şimdi oranın kalan çivilerini temizleyip yerleri inşallah çek pasla temizlemeye çalışacağım. Sonraki günlerde size göstermeye çalışacağım. Günaydınlar. Bugün tadilatın 5. günü bitti. 6. günün sabahındayız. Buraya 3 boyutlu bir tablo gelecek. Işıklandırma oluyormuş. Buraya ondan olacak. Şimdi size rengi göstereyim. Şöyle yapalım. Tavanlar tamamen bitti. Boyası. Sıvısı bitti. Güzel oldu bence. Arkadaşlar eğer düşünceniz varsa yaptırın. Yaptırdığınıza değecek. Ben diyorum şimdiden. İyi ki de yaptırmışım diye. Birinci kat boyası bitti. Şimdi ikinci kata geldi sıra. Bakalım nasıl olmuş. Gündüz gözüyle dedik. Rengi bir görelim. Eğer beğenmezsek usta buradayken rengi değiştirebiliriz. Şurada bir şey var. Daha önce bunu da açıklayayım arkadaşlar size. Çift taraflı bant kullanılmıştı daha önce. Bu onun eseri. Tabii ellerin, ustanın ellerini geçti. Çok kötü. Bir de Alason Adası yapılmadı. Çünkü o farklı bir renk istiyor. Yeşil istiyor. Şöyle odasının renginin yeşilinden istiyor. Bakalım onun boyasına ustamız bulup geleceğini söyledi. Bir gelsin baksın. Bakalım yani nasıl bir şey. Çocuk beğenecek mi beğenmeyecek mi? Şu köşe hala kalmış vaziyette. Bu rengi ben seçtim ama emin değildim. Şimdi ışık da vurdu sabah ışığı. Bence koyu değil. Galiba benim kararım bu rengin devam etmesi konusunda olacak. Bakalım bugünlük bu kadar. Bizi ne bekliyor artık? Şu hol var bilse de çocuklarımın teraslarda ziyan olan eşyalarını bir önce içeri atsam. Elmaslı Günler'e abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, daha sonraki videolardan haberdar olmak için de zili açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler.